Buradan hepinize merhaba arkadaşlar. Ülkemizin teknoloji geliştirme konusunda en değerli firmalarından biri olan Vestel'in CEO'su Ergün Güler Bey şu anda yanımda konuğum. Çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim Ozan Can Bey. Çok güzel bir fuar oluyor sizin açınızdan. Sizinle beraber benim geçirdiğim ilk fuar. Geçen sene çok beraber vakit geçirememiştik. Çok dinamiksiniz. Vestel'e ciddi bir dinamik geldiğini düşünüyorum sizin döneminizde. Önceden de Vestel çok dinamikti ama şu an böyle tam depar koşuyor gibi hissettim. Dün müthiş bir sunum yaptınız. Çok heyecan verici veriler paylaştınız. Ben öncelikle biraz kendinizi anlatmanızı istiyorum. Çünkü altında çok ciddi bir başarı hikayesi yatıyor sizin bu yolculuğunuzun. Arkadaşlarım da belki buna ilham olurlar. Estağfurullah. Başarı hikayesi demeyelim. Biz naçizane yani mensup olduğumuz medeniyet, mensup olduğumuz aileye mesuliyetimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben 99'da başladım. Uzman olarak başladım Vestel'de. Oluyor 25 yıl. Çeyrek yüzyıl yani. En alt seviyeden başlayıp naçizane sırayla bütün kademeler ve farklı bölümlerde çalışmak suretiyle. Yani sadece satış ve pazarlamada değil, finansta başladım ben aslında. Finansta çalışıp sonra satış pazarlamaya geçip en nihayetinde geçen sene CEO mesuliyet büyük bir memnuniyetle yönetim kurulu bana layık gördü. Sağ olsunlar. Şimdi ekiple beraber dediğiniz gibi Vestel zaten çok dinamik bir marka. Çok dinamik bir şirket. Türkiye'nin nadir uluslararası şirketlerinden birisi. Şimdi ekibimizle beraber Vestel'i bir sonraki aşamaya taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu fuarda bu aşamadaki iddiamızı ortaya koyan, aslında mücessem hale getiren, vücut bulduran yer aslında. O imkanı bulmuş oluyoruz burada yani. İFA sizin için çok değerli, Vestel için. Bu sene çok büyük bir alandayız. 3000 metrekare yanlış bilmiyorsam şu anda bulunduğumuz alan ve İFA'daki şu anda en büyük alan bir Türk markasına Vestel'e ait. En büyük alanlardan biri değil. Evet. Koreli birkaç rakibimiz var. Onlarınki de fena değil. Ama çok da büyük bir fark yok. Ama en büyük alanlardan birisi. En büyük 3 alanlardan biri diyebiliriz yani. Ama şuna da bakmak lazım. Biz ilk bu fuara katıldığımızda yıl 89 ama o zaman ben yoktum. O zaman lisedeyim daha. Hatta ortaokulda bile olabilir. Berlin'de burada Vestel 89'da 3 metre bir stand. 3 tane tüplü televizyon ve Türkiye'den katılan 3 kişi ve 0 ihracat. Ve hayal var. Keşke ihracat yapabilsek falan diye. Bugün geldiğimiz noktada biz Vestel'imizi bir marka olarak, uluslararası şirket olarak burada bütün uluslararası rakiplerimiz, Koreli rakiplerimiz, Alman rakiplerimiz, Fransız rakiplerimiz, Çinli rakiplerimizle beraber onlardan hiçbir eksiğimiz olmadan tam tersi fazlamız olmak suretiyle gerek rekortmen ürünlerimizde su, enerji ve benzeri sessizlik konusunda gerek mobilitedeki paradigma değişikliğine uyum sağlayan bir şirket olarak varız. Aynı zamanda 3000 metrekare, 300 kişilik bir ekiple buradayız ve bugün geldiğimiz noktada Vestel'in satışının %70 ihracattan meydana geliyor. Bu da 2.5 milyar dolar ihracat. Toplam ciromuz 3.8 milyar dolar. Bu da harika bir şey. Yani nereden nereye geldiğimiz ama yeter mi? Hayır. Şimdi yeni aşama var. Şimdi diyoruz ki önümüzdeki 3 yılda bu dinamizmle beraber, bu sıkı ekiple beraber, bu kadar iyi bir Ar-Ge gücü olan, üretim disiplini olan, çok iyi bir tedarik zincirini yöneten, çok iyi kalite süreçleri olan, çok iyi satış süreçleri olan ve çok iyi bir marka yönetimi olan Vestel'imizi biz önümüzdeki 3 yıl içerisinde buradaki potansiyeli 2 katına çıkarmak istiyoruz. Biz bütün şirket değerlerini x2 hale getireceğiz. Ondan sonra zaten ne diyoruz? By 2 at 3. Yani 3 yılda x2 diyoruz. Neyi? Her türlü değeri. Ne zaman? 3 yılda. Kim yapacak? Bizim ekibimiz yapacak. Nerede yapacak? Dünyada yapacak. Şimdi yeni kıtalar, daha uzak kıtalar sizin gündeminizde. Dün bahsetmiştiniz. Benim ilgimi çeken en büyük detaylardan bir tanesi şuydu. Bir marka değerinden bahsettiniz dünkü basın toplantısında. 917 milyon dolar dediniz şu anda, evet. Vestel'in marka değeri. Şu anda Türkiye'nin en değerli ilk 3 markasından biri. Globaldeki hedefleriniz beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü ben gerçekten yaşım ilerledikçe çok ciddi milliyetçi bir insana dönüştüm. Yani eskiden de tabii ki çok milliyetçiydim ama yaş ilerledikçe biraz daha insan kendi ülkesinin, evet, yaptığı, geliştirdiği şeyleri yurt dışında, diğer ülkelerde görmek istiyor. Oralarda da bunun başarısını paylaşmak istiyor insanlarla. Kıtalar arası noktadaki hedefiniz çok heyecanlıydı. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle Amerika tarafından. Evet. Demin dedik yani ne zaman büyüyeceğimiz, nerede büyüyeceğimiz, nerede soruların cevaplarından birisi de Amerika. Hani Amerika yeni keşfedilmedi. Var. 500 yıldır var. Ama biz oraya nüfuz etmekte zorlanıyorduk. Yani Avrupalı üreticiler aslında oraya nüfuz etmekte zorlanıyor. Neden? Çünkü çok Çin domine bir pazardı. Ama son jeopolitik gelişmeler, yani hem Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan o gerginlikler ve buna bağlı olarak da 1. Trump döneminde Çin ürünlerine %3 olan verginin 12 ile %30 arasında artırılması, bizim sektör için konuşuyorum, bizim için bir imkan doğurmuş oldu. Çünkü Türkiye'den yaptığımız ihracatta gümrük vergileri sadece %3 tatbik ediliyor. Büyük bir avantaj bizim için. Bu büyük avantaj. Bu bir. İki, Panama kanalında gemi geçiş kapasitesi %75 azaldı. Bizi gemiler geçemiyor. Sıkışma oldu hatta orada. Büyük. Aynen. Ve fiyatlar da ona binaen yukarı gitti. Bugün bir Çin'den Amerika'nın doğu kıyısına bir konteyner 14-15 bin dolar arasında değişiyor. Halbuki Türkiye'den 1000-1500 dolar. Bu da bir avantaj yaratmış. 14 kat daha ucuz neredeyse. Aynen öyle. Özellikle Amerika'nın özellikle doğu kıyıları bizim için çok ciddi bir büyüme potansiyeli ortaya koyuyor. Ondan biz Amerika için hedefimiz özellikle, yani Kuzey Amerika için hedefimizde 5 katı büyüme var. 3 yılda 5 katı büyüme var Amerika için özelinde. Buna benzer başka bölgeleri de biz belirledik. Yani daha hızlı büyüyeceğimiz. İşte bunların topyekun zaten o bahsettiğimiz 2 katı potansiyelin açığa çıkarılmasını sağlıyor olacaklar yani. Elektrikli otomobil konusunda geçtiğimiz yıl CES'te sizin standı ziyaret etme ve ürünleri inceleme potansiyelim olmuştu. Şu anda hali hazırda Vestel geliştirdiği teknolojilerle birçok üreticiye parça tedariği sağlıyor elektrikli otomobil tarafından. Evet. Bu da beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Ben de gerçekten bilmiyordum. Benim bildiğim şey Vestel'in Togg'la bir iş
işbirliği oldu. Ortaklarından biri oldu. Aynı zamanda da ciddi teknoloji geliştirmesi yaptı ama beni çok heyecanlandıran şey oldu. Otomotiv endüstrisine Vestel çok önem veriyor. Bu noktada gelecekte otomotiv endüstrisinde Vestel nerede olacak? Nasıl bir yol haritası var? Evet. Şimdi demin dedik ya biz x2 bir potansiyel bekliyoruz. O bizim geleneksel işimiz için. Yani beyaz eşya ve TV tarafı için. Otomotiv içinde ise biz üstel büyüme bekliyoruz. Yani eksponansiyel büyüme bekliyoruz ve 3 yıl içerisinde milyar dolarlık değer arz eden halka arzla beraber bir şirket hedefimiz var. Peki nasıl ve nerede? Elektrikli arabaya geçilmesiyle beraber bir paradigma değişikliği yaşandı. Oyunun kuralları değişti. Ürün kendisi değişti. Kullanım alışkanlıkları bile değişti insanların. Değişti. Oyuncular da değişti. Evet. Geleneksel oyuncular hala var. Önemli şirketler, değerli şirketler, değerli markalar. Mercedesler, Renault'lar, Ford'lar ve benzeri. Ama aynı zamanda yeni oyuncular da geldi. Kim? Tesla, BYD, Rivian ve Tok. Biz Tok'un %23 hissedarıyız. Bu bir. Arabanın da kendisinde varız. Ama biz dedik ki biz tedarikçi olarak da bu yeni ekosistemde olmamız lazım. Çünkü elektrikli araba bir otomotiv sektörü üründen ziyade bir tüketici elektroniği sektörü ürünü. Aynen öyle oldu. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle oldu. Fark bu. Ondan dolayı biz yıllardır giremediğimiz otomotiv endüstrisine girebiliyoruz. Çünkü biz zaten tüketici elektroniğinden geliyoruz. Aslında araba sektörü bizim işimize dahil oldu. Yani bizim için de öyle. Yayın tarafı için de öyle. Ya bunun en güzel ispatı Tok'un CEO'su arkadaşımız Gürcan Karakaş Bey. Ne diyor? Evet. Ben araba üretmiyorum. Akıllı cihaz üretiyorum diyor. Doğru. Okay. Bizi de hep uyarır Gürcan Bey. Biz yıllardır akıllı cihaz üretiyoruz. Buzdolabı akıllı cihaz, çamaşır makinesi akıllı cihaz, Wi-Fi connected bunların hepsi. Aynen öyle. Televizyon akıllı cihaz, akıllı telefonlar üretiyorduk. O da bir akıllı cihaz, değil mi? Biz zaten bu ekosistemden geliyoruz. Tüketici elektronik ekosisteminden geliyoruz. Ondan dolayı biz burada çok hızlı bir şekilde adapte olup yer alabildik ve bugün evinde bir ekran olduğu zaman ona sen televizyon diyorsun. Arabaya bindiğinde de diyorsun ki ekran diyorsun, dashboard diyorsun. Onu da biz üretiyoruz. Tok'un o alametif harikası olan ekranı biz de üretiyoruz. Ama iyi haber, sadece Tok değil, başka şirketlerle de görüşüyoruz uluslararası şu anda. Onun da tedarikçisi olacağız. Orada beni etkileyen bir detay var. OLED'in maliyeti çok yüksek biliyorsunuz zaten siz. Ama Vestel'in Tok'ta kullandığı ekranlarda OLED'e çok yakın bir panel teknolojisi kullanılıyor. O kontrast, o renk şeyini yakalıyoruz. Yani siyahlar panel LED olmasına rağmen inanılmaz iyi gözüküyor Tok'un ekranında. Bir OLED panel kullanmışsınız gibi ki maliyeti çok düşürmüşsünüz. Ben bunu duyduğuma gerçekten çok etkilendim. İşte bu tüketici elektroniğinden gelen düz. Evet. Biz aynısını televizyonda da yapıyoruz. Kesinlikle çok iyiydi. Yani beni çok etkiledi. Ben gelecekte gelecek ürünler için oldukça heyecanlıyım gerçekten. Aynen öyle yani. Devam edeceğiz otomotiv yatırımları. Sadece elektrikli arabanın içindeki ekran tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda arabanın bir beyni olan o kompütürü, domain control kompütürünü, o da aslında baktığında televizyondaki anakart, buzdolabındaki anakarta benzer bir sistem. Onu da biz yapıyoruz. Ve şimdi başka müşterileri de yapmaya başladık. 3. Elektrikli arabadaki tüketici açısından en önemli deneyim noktası şarj etme süresi ve şarj etme noktası. Evet. Dünyada elektrikli araç şarj istasyonları konusunda o konvansiyonel olanlar herkes yapıyor. Ama 720 kW elektrikli araç şarj istasyonu üretebilen ama seri üretim mantığıyla, yani garajda 3 mühendis değil, seri üretim mantığı üretebilen yani. Evet, seri üretim mantığı üretebilen dünyada 3 şirket var. Bunlardan birisi biz. Aralıkta da 1000 kW geliyor. O zaman dünyada onu yapan herhalde bir veya iki şirketten birisi olacak. 1000 kW yani. Bu arada çok heyecan verici. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. 1000 kW bir şarj cihazıyla araç eğer destekliyorsa yaklaşık 10 dakikada %20'den %80'e, yani o herkesin kafasındaki menzil probleminin çözüleceği bir şarj istasyonu Vestel tarafından üretilebilir halde olacak. Bu da bence gurur verici bir şey. Ve önemli bir şey daha. Dedin ya konsept değil. Biz 720 kW ürünü şu anda İtalya'ya, Yunanistan'a, Güney Fransa, İspanya ihraç etmeye başladı. Ben Danimarka'da bu arada şarj cihazlarının arkasına gittim baktım. Orada Made by Vestel'i gördüm kendim. Evet, evet. Gurur duydum vallahi yani. Gerçekten gurur duydum. Bunları anlatmanın çok gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ozan Can Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şeref güzel fuarlar diliyorum benim için çok de öyle. Arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.